TR1'de Ahmet Cömert Spor Kompleksi'nde Muay Thai güzel maçlarımız devam ediyor. Bizleri izleyin, bir ara ayrılmayın çünkü çok fena bir maç geliyor yine. Evet. Mikrofon sende hocam. Türkiye'nin en başarılı bayan sporcudan bir tanesi. Dünya ve Avrupa şampiyonu. Ne oldu baba? Vallahi kurtuk ha. Gecenin üçüncü maçı. Kırmızı köşe. 66 kilo. Adana bölge sporcusu. Star Akademi Spor Kulübü sporcusu. Dünya şampiyonu. Avrupa şampiyonu. Nurhayat Deniz. Nurhayat çok büyük alkışı kabul ediyor. Çünkü gerçekten Türk bayrağını dünyanın dört bir yanına göndere çekmiş en başarılı Türk sporcusu. Bu kadar mı alkış Nurhayat'a? Nurhayat'ın sponsoru Adres Rent-A-Car'a teşekkür ediyoruz. İşte böyle. Kim sporcuya destek verir? Bizim başımızın üstünde yeri vardır. Teşekkür ediyoruz. Şimdi açalım ekranı. Mavi köşe. 66 kilo. Sırbistanlı sporcu. 45 maç. 39 galibiyet. 6 mağlubiyet. 66 kilo. Edit. Leşlik. Evet. Yine çok güzel bir maç. Bu maçı arkanıza yaslanıp çok sağlam izlemenizi istiyorum. Çünkü yıllarca bizi dünyanın birçok ülkesinde temsil etmiş olan sevgili Nurhayat Hiç Yakmazer. Yasemin Taşdemir hanımefendi yapacaklar. Ve Erhan Deniz'in eşi yine bizim çok önemli sporcu arkadaşımız. Pitbull lakaplı Erhan Deniz. O da ringde şu anda. Eşi olarak onu desteklemeye gelmiş. Evet, kırmızı köşede Nurhayat hiç Yakmazer Deniz. Lakabı Prenses Zeyna. Kilo 66, Adanalı, kulübü Star Akademi. Mavi köşede Edita Leşnik. 66 kilo, Sırbistanlı, 45 maç yapmış ve 39 galibiyet, 6 mağlubiyeti var. Ve gerçekten çok hızlı ve sert bir maç olacak. Onun için çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Bu arada Adres Rent-A-Car, lüks arabanın adresi diyor. Sayın Sinan Yıldırım da Nurhayat'ın sponsoru Adres Rent-A-Car. Sinan Yıldırım'a biz de teşekkür ediyoruz. Sporcuya verdiği destekten, gönülden dolayı. Gerçekten çok çok teşekkür ediyoruz. Sporcuya veren, gönül veren herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Benim yanımda eski dünya şampiyonumuz sevgili Bekir hocam var hemen yan tarafımda. Yine bayrağımızı dalgalandırmış, yıllarca bayrağımızı dalgalandırmış olan sevgili Bekir hocama çok teşekkür ediyorum. Spora, sanata, her şeye verdiği destekten dolayı. Hazal Kafe olarak benim her çarşamba cuma sahne aldığım Mimoza Bar, sevgili Zafer Bey burada, onlara teşekkür ediyorum hem de sponsorlarımızdan yine. Evet, şu anda yine sevgili Nurhayat ve Edita. Şu an selamlamalarını yapıyorlar Muay Thai olarak. Birçok sponsorumuz var bizi yalnız bırakmayan. Birçok sponsorumuza da çok teşekkür ediyoruz. Evet, Nurhayat şu anda selamlama yapıyor. Bu Muay Thai'da önemli bir selamlamadır. Bir saygıdır.
Evet, izliyorsunuz şu anda Nur Hayat, Hiç Yakmazer, Deniz. Ok atıyor. Evet, karşılıklı selamlaşıyorlar. Edita Nur Hayat'ı izliyor. Çok güzel yaptığı selamlamayla biz de teşekkür ediyoruz. Gerçekten Nur Hayat'ın çok güzel yaptığı selamları çok güzeldi. Evet, kırmızı köşede Nur Hayat, mavi köşede Edita. 66 kilo. Çok sıkı bir maç geçecek. Dikkatli izlemenizi rica ediyoruz. Kadına şiddete hayır, erkek sen ringe çık. Evet, şu an bakışmalarında görüyorsunuz Nur Hayat'ın çok maçı var, galip geldiği çok çok fazla maçı var. Dediğimiz gibi hem bayrağımızı dalgalandırdığı için hem spora bu kadar gönül verdiği için bir kez daha Nur Hayat kardeşimizi ben tebrik ediyorum. Evet, ilk round başladı. Hakem henüz hemen durduruyor. Evet, hakemlerimizin ne kadar dikkatli olduğunu görüyorsunuz. Evet, ilk round başladı. Nur Hayat ve Edita. Kırmızı köşe Nur Hayat'ımız bizim yine bayrağımızı temsilen dövüşüyor. Mavi köşe Edita. Evet, Nur Hayat, Edita birbirine low kick denemeleri yavaş yavaş. Şu an tabi birbirlerini daha henüz birbirlerini kontrol ediyorlar. Önce birbirlerini tanımadalar. Hep böyledir çünkü. Evet, karşılıklı şu an kontrollü çünkü çok önemli. En ufak bir yanlış darbede kroki olabilirsiniz, nakavt olabilirsiniz. Karşılıklı Edita ve Nur Hayat birbirlerini tartıyorlar şu anda bence. Evet. Daha henüz göze çarpan sert bir yumruk veya tekme görmedim. Nur Hayat'tan kontrollü vuruşlar. Edita'dan kontrollü vuruşlar. Evet, Nur Hayat'tan yavaş yavaş evet, bir sol direk ve rakibinin ayağı kaydı Edita'nın. TR1'den canlı yayınımız devam ediyor. Ahmet Cömert Spor Kompleksi'ndeyiz. Nur Hayat yine bir döner tekme denemesi, dönerek. Evet, şu an yumruklarla artık yokluyor yavaş yavaş. Sertleşmeye başlayacaktır sanıyorum. Evet, şu an hakemimiz maça bir ara verdirdi. Orta hakemimize bir şeyler söylediler. Evet, şimdi ilk round bitmiş durumda. Bana göre çok şu anda çok pasif dövüşüyorlar bana göre. Yani ne olduğunu anlayamadım. Sanırsam orta hakemimiz onun için durdurdu ve bunları soracak. Evet.
ikinci round başlamış durumda. Evet, şimdi artık maç yavaş yavaş bence sertleşmeye başlayacaktır diye düşünüyorum. Çünkü çok sakin ve pasif geçiyordu. Evet, şimdi yavaş yavaş kontrollü birbirlerini vurmaya başlıyorlar. Çünkü bizim Nurhayat iyi bir sporcumuz, iyi bir dövüşçümüzdür. Yavaş yavaş sertleşeceğini düşünüyorum maçın. Evet, yine orta hekemimize evet, zannediyorum hakemimiz bir uyarı verecek. Evet, ikinci round devam ediyor tekrar. Nurhayat'tan direkt yumruklar. Evet, aldığı bir edit alanda bir darbesi var. Edita'dan alçak tekme. Yüksek tekme şimdi Nurhayat'tan. Mavi köşeye sıkıştırdı Edita'yı ve artık vurmaya başladı yavaş yavaş. Edita'dan hiç karşılık göremiyoruz maalesef. Hiçbir karşılık göremedim Sırbistanlı sporcu. Bana göre 45 maç yapmış. Biz burada doğruları konuşmak ve anlatmak durumdayız. 45 maç yapmış ama bana göre yani hiçbir şey göremedim. 39 galibiyeti var. Ama hiçbir faaliyet, hiçbir karşılık göremedim. Ve ikinci round da bitmiş durumda. Yani ben bu tarz maçları aslında çok konuşmayı da sevmiyorum. Çünkü gerçekten maç olsun istiyorum. Yani ve maalesef benim istediğim bir performans değil bu. Çünkü Nurhayat'ın maçlarını biliyorum. Ne kadar kıran kırana sert maç yaptığını da biliyorum. Bu maçların arasında gösteri maçı yok. Hepsi profesyonel maçlar. Ve şimdi bekliyorum artık yani. Bekliyorum artık bir... Tabi bu arada neticesinde şey de var, bu maçlar hiç kolay göründüğü gibi değil, dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok ciddi bir efor, çok ciddi bir performans ister bu maçlar. Evet, üçüncü ve son round başlamış durumda. Şimdi Nurhayat artık yoklamaya başladı. Yüksek tekme, sol direkt, karşılık henüz vermedi. Evet, yine güzel bir diriz ve sol direkt. Evet, Ahmet Cömert Spor Kompleksi'nden yayınımız devam ediyor. TR1 canlı yayın olarak devam ediyoruz. Şu anda bir low king, yani inanın ben de tıkandım. Çünkü ben maçları maç olsun böyle anlatmak istiyorum. Nurhayat'ın çok iyi biliyorum. Gerçi biraz rahatsız olduğunu da biliyorum Nurhayat'ın. Ama gerçekten bu Nurhayat'ın performansı değil. O çok iyi bir sporcumuz, çok iyi bir dövüşçü. Rakibinden zaten hiçbir karşılık göremedi. Yani şu an bir frog king surata Edita'dan Nurhayat'a geldi. Öncü Fight Club çılgın Sedat ve Nusret Öncü ile
güzel bir organizasyona imza attığımıza inanıyoruz. Bir başlangıçtır. Kadına şiddete hayır ve herkesten kadına şiddete hayıra kesinlikle tepki bekliyoruz. Tepkileri kadına şiddete hayır olmalı. Evet, Nur Hayat'tan bir low kick, alçak tekme. Edita'dan hiçbir varlık daha görmüş değilim. Hiçbir tepki vermiş değil. Nur Hayat yavaş yavaş karşılık vermeye çalışıyor. Ve üçüncü ve son round'da bitmiş durumda. Evet, tabii ki orta hakemler, orta hakem ve yan hakemlerle beraber alınacak karar önemli. Ondan sonra kimin galip geldiği belli olacak. Maçın galibi Kırmızı Köşe. Sporcumuzu alalım ortaya böyle. Bu sporcumuzun kupalarını vermek üzere organizasyon ana sponsorumuz Sayın Ekrem İncel Beyefendi'yi ringe davet ediyorum. Alkış alalım ana sponsorumuza, Sayın Ekrem İncel'e, Türk sporuna ve sporcusuna verdiği destekten dolayı. Evet Hayat, bakıyorsun herhalde bir şey söyleyeceksin. Öncelikle buradan herkese geldikleri için teşekkür ediyorum. Sayın Federasyon Başkanımız Halil Durna, Hasan Yıldız, Ercan Hocamız, herkese çok teşekkür ediyorum. Hocam size de çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum ama ilk defa böyle bir durgun bir maç yaptın yani. Siz de biliyorsunuz hocam, çok kötü bir rahatsızlık geçirdim 10 gündür. Onun akabinde sizi kırmamak için geldim. Gerçekten çok ağır bir rahatsızlığım vardı. O yüzden maçı kazanmak için kendimi kontrollü dövüştüm. Zaten burada maçı kazanmaktan ziyade kadına şiddete hayır organizasyonunda yer almak için buradaydın. Ve amacımız da buydu. Sesimizi çıkarmış olduk böyle. Evet, geceye renk katabildiysem ne mutlu bana. Buradan bize desteklerini esirgemeyen Adres Rent-A-Car Oto Kiralama, Sayın Sponsorum Sinan Yıldırım'a çok teşekkür ediyorum. Ve Politek Banyo Ersin Akbulut'a çok teşekkürlerimi ediyorum. Spora ve sporcuyu ve kadınları desteklediklerinden dolayı. Teşekkür ediyorum.